Yanımızda Turşu ustamız var. Hemen kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Efendim merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, Emre ben. Petek Turşuları 3. kuşak temsilcisiyim. Şimdi sizde ustalık nasıl işliyor onu bilmiyoruz ama bir anlatırsanız. Vallahi biz şu an çıraklık evresindeyiz daha yani. Ustalığa ulaşmak için bayağı meşakkatli bir yol. Özellikle bu meslekte hani usta oldum diyebilmek gerçekten zor. Çünkü çok fazla çeşit var. Çok ilgi isteyen bir meslek. Şu an biz çırak olarak işimizi devam ettiriyoruz. Seviyoruz. Özen gösteriyoruz. İlgi gösteriyoruz. Her şeyi öğrenerek iyi bir usta olma yolunda ilerliyoruz yani. Çeşitler arttı. Önceden bu kadar çok çeşit yoktu. Artık her şeyin turşusu var. Her şeyin bir turşusu oldu. Yani bu çeşitliliğin nedeni nasıl ortaya çıktı? Yani böyle belli dönemlerde çeşitler kayboluyor. Belli dönemlerde artıyor. Eskiye baktığınızda da aslında turşu çeşidi olarak daha yoğun bir çeşit vardı. Ama şu an mesela geldiği zaman işte daha bir klasik çeşitler ön plana çıkıyor. Ama şu anda mesela işte farklı çeşitler olarak erik ve bamya işte çok ilgi gören ve genel bir kitleye hitap eden turşular arasında yerini alıyor. Aslında eskiden günümüze baktığınızda turşu yazdaki sebzenin kışa da ulaşması ziyan olmadan kışında sofralarda yerini alması için yapılan bir yöntem. Yani tuz bir koruyucu olarak turşu da yerini alıyor. Turşu da aynı şekilde işte yazınki sebzeler, elma, armut bile eskiden yapılan turşularmış. Şu an pek belki rağbet görmüyor ama aslında eskiden yapılan, hala da tüketilen turşular. Evet. Biz ona şey yaparak bayağı yüksek bir çeşitle şu an işimizi devam ettiriyoruz yani. Vallahi talep güzel, ilgi güzel. Özellikle bu pandemi döneminde de yani turşunun içindeki probiyotik özelliği sayesinde özellikle bir talep arttı. Hani insanlar ilgi gösteriyor, yiyorlar, tüketiyorlar. Tabii onun dışında doğru sebze, doğru materyaller kullanılarak yapılan, doğal yöntemlerle yapılan turşu faydalı. Onu da belirtelim. O yüzden turşuya bayağı talep şu dönemde özellikle var. Yapılışına geleceğiz ama öncelikle filmlere konu oldu, ondan da biraz bahsedelim. Limon mu, sirke mi? O tartışmayı hepimiz biliriz. Hepimizin hafızasında yer edinmiş bir sahne aslında. Evet, gerçekten hala yani yayınlandığı gün insanların koşarak geldiği dükkana bir film yani. Çok etkili bir film. Çok güzel bir yapım. Biz de hala severek izliyoruz yani bir turşucu olarak. Sirke mi, limon mu kavgası tartışması var. Biz hem esprili bir şekilde o kavgayı bitirmek için ikisini de kullanıyoruz diyoruz. Hem de gerçekten sirke de limon da turşuya lezzet veren şeyler. Bence ikisinin de kullanılması hem lezzeti arttırıyor hem de tartışmayı bitiriyor. Peki şöyle çeşitlerden biraz bahseder misiniz? Kaç tane çeşit var? Şimdi bize 100'e yakın çeşit var. Ama çeşit tabii ki mevsime ve iklime göre değişiklik gösterebiliyor. Yani şimdi meyvelerden mesela saymak gerekirse ilginç olarak benim de hoşuma giden elma, armut, ayva, kiraz, sarı kiraz ve kırmızı kiraz, kayısı turşusu, erik ve bamya turşusu, bunlar limon turşusu, mandalina turşusu. Bunlar hem farklı meyve turşuları hem de benim de sevdiğim böyle genelde bir kitleye hitap eden lezzetler. Onun dışında da klasik turşu çeşitlerimiz var. İşte klasik lahanamız, salatalığımız, havuç, işte acı ve tatlı biber çeşitleri, kelek, pancar, fasulye, domates. O şekilde yani oldukça fazla çeşit. Şu an saymakta da zorlandığım gibi yani bayağı bir fazla çeşidimiz var yani. Hem de sevdiğimiz için yani işimizi de sevdiğimiz için biraz meraklı da olduğumuz için çok fazla deniyoruz. Yakıştığını düşündüğümüz, tadını beğendiğimiz şeyleri de burada satıyoruz yani. Evet, şöyle biraz yapılışından bahsedelim. Ne kadar süre gerekiyor? Nasıl olması gerekiyor? Vallahi şimdi yapılışından bahsedeyim. Hani biz tabii ki butik bir üretici olmamıza rağmen evde yapılan turşudan daha büyük miktarlarda turşu üretiyoruz. Bizim o yüzden biraz daha hani oranlarımız farklı ama hani evde yapacaklara, daha ufak miktarda üretim yapacaklara önerebileceğim ya da verebileceğim formül. Sebzenin çok daha önce de bahsetmiştim. Tarla sebzesi olması lazım, taze olması lazım. Hani mesela tarla sebzesi olur, iki gün beklemiş olur. Onun bile turşusu farklı olur yani. Hani yumuşayabilir, eriyebilir. Mümkün oldukça hani sebzenin tarla, yani ilaç görmemiş işte veya sere sebzesi olmadan tarla sebzesine ulaşmak, taze sebzeye ulaşmak en önemli kural. İkincisi güzel bir iri tuz, endüstriyel olmayan bir tuz.
Kaya tuzu olabilir, deniz tuzu olabilir iri şekilde. Tuz, sirke, limon. İsteğe göre ev hanımlarının da farklı denediği birkaç tane yöntem var. İşte bazısı atar, nohut atar. Fermentasyonu biraz daha hızlandırması için. Ve bazısı kereviz sapı koyar, işte defne yaprağı koyar. O tür şeyler de tamamen kişinin damak tadına kalmış şeyler yani. Hani siz sirkeyi bir tık fazla seviyorsanız turşunuzu kurarken sirkeyi bir tık fazla koyabilirsiniz. O şekilde kurabilirsiniz yani. Bunları karışım haline getirip işte su, tuz, sirke öncelikle, işte limon vesaire onları koyduktan sonra salatanıza veya işte lahananıza suyu aktarıp ondan sonra oluşuma bırakmanız gerekiyor. Oluşum da genelde iklimle de alakalı değişiklik gösterebiliyor. Yani sıcak zamanlarda, zaten turşunun kurulma zamanı da genelde yazındır. Sıcak zamanlarda 3 haftalık, 4 haftalık bir süreçte turşu oluşumunu tamamlayabilir yani. Bu da sağlık açısından da oldukça önemli turşu. Özellikle pandemi döneminde nasıl satışlar? Sağlık için evet çok önemli. Yani geçmişimizden bugüne gelen bir lezzet. Sofralarda yerini alan bir lezzet. Doğru yapıldığı zaman, özenerek yapıldığı zaman gerçekten hani hem insan vücuduna faydası olan bir şey. Tabii bu hem bunlar sayesinde, açıkçası biz yıllardır söylüyoruz ama tabii daha tanınmış simaların, işte hocalarımızın, profesörlerimizin söylemesi sanki bizimkinden bir tık daha etkili oluyor gibi yani. Bu süreçte onların da biraz böyle turşuyu önermesiyle, övmesiyle beraber bu süreçte biraz daha turşuya ilgi arttı açıkçası. Yani geçen senelere oranla biraz daha bu pandemi sürecinde evet turşuya talep, ilgi var. Satışlar o yüzden şükür diyelim. Hani perakende olarak gayet iyi. Bizim tabii bir ihracat kolumuz yok yani. Biz küçük esnafız. Şu anda tek şubeyle hizmet veriyoruz. Bizim direkt doğrudan bir ihracatımız yok ama ihracat yapan firmalar veya yurt dışında şubesi olan yerli firmalarımız ürün tedariği yapıyorlar bizden. Yani yurt dışına da gönderdiğimiz oluyor çok sık yani. Hani işte mesela Katar, Dubai, Tacikistan, Azerbaycan, İran, mesela bu ülkelere turşu gönderimi yaptık yani. Biraz bizim de kültürümüze yakın ülkeler tabii. Danimarka'da Michelin yıldızlı bir şefin olduğu bir restoranta mesela gönderim yaptık, turşu gönderimi. Oralara da ihraç ediyorsunuz. Ürünlerimiz gidiyor. Şimdi evet. Turşu'ya da herhalde turistlerin ilgisi var. Bu turistik de bir bölge. Tabii turistik bir yer. Turistlerin ilgisini çekiyor. Çünkü hani onlarla genelde sohbet ettiğimizde yani onlarda da genelde turşu oluyor. Ya da işte bizim turşumuza benzer şeyler yapıyorlar sebzelerle ama tabii bu kadar çeşitli, işte bu kadar renkli bir dükkan görmediklerini söylüyorlar. Çok beğeniyorlar, memnun kalıyorlar. Biz de elimizden geldiğince kendi kültürümüzü onlara güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Evet, çok renkli gerçekten. Bizim de dikkatimizi çekiyor. Ne kadar ürün var şimdi? Kaç çeşit ürün var? Yani 100'e yakın çeşit turşu var. Turşunun ikamesi olarak ürünler var. Zeytin, sirke çeşitleri, nar ekşisi, zeytinyağı, işte salça ve sos çeşitleri yine bizim kendimizin yaptığı geleneksel yöntemlerle, işte güneşli kurutma salçalarımız filan. Onun dışında salamura yaprağımız var, şalgam suyumuz var. Yani oldukça fazla çeşit var yani. Saymayla bitmeyecek çeşitimiz var. Bayağı var. Bir tanesini anlatsanız şöyle bize. Siz seçin isterseniz. Dikkatinizi çeken. Bizim şu ayva mı oradaki? Evet, ayva. Onu bir anlatsanız bize şöyle. Vallahi ayva da dediğim gibi meyve turşular arasında. Aslında eskiden de turşusu yapılan bir sebze ama tabii günümüze belki çok aktarılamamış bir sebze yani. Ama biz kendimiz deneyerek, tadarak ayva turşusu da yapıyoruz. Bu sene de hatta benim de tatma şansım oldu. Çok hoşuma gitti yani. Gayet güzel bir turşu bence. Yani farklı ve lezzetli bir turşu ayva. Peki açıldıktan sonra ne kadar tüketilmesi gerekiyor? Ne kadar sürede tüketmemiz ya gerekiyor? Bunlar fabrikasyon ürünler değil. İçinde kimyasal önleyici herhangi bir katkı maddesi içeren ürünler değil. Hani raf ömrü çok uzun olan ürünler değil. Ama turşu hani yazın yapılır, kışın tüketilir. Yani bu süre maksimum 6 ayı falan bulur herhalde. Yani 6 ay, yani bizim turşumuz hatta 6 ay bile değil. Çok hani doğal olduğu için hani 3 ay bile bekletmemelerini tavsiye ediyoruz müşterilerimize ki
Hani lezzet olarak herhangi bir değişiklik olmasın. Lezzetiyle beraber hani ürün güzel bir şekildeyken tüketmelerini tavsiye ediyoruz yani. Ama turşu öyle çok hızlı bozulan işte ya da yenilemeyecek bir duruma gelen bir şey değil yani. Çünkü tuz olduğu için içinde koruyucu olarak o tuz o turşuyu uzun bir süre muhafaza ediyor. Pandemi döneminde de biliyorsunuz patladı yemek yapma oranları. Evet, püf noktalarını merak ediyorlar tabii. Vallahi işte yani püf nokta değil tavsiyem. Hiç uğraşmasınlar buradan alsınlar yani. Gelsinler bize. En iyisi o diyorsunuz. Yani en iyisi o. Hani çünkü dediğim gibi bu sebzeyi bulmak seçmek bile çok zor. Ki sebzenin dışında birçok malzemesi var. Tabii ki espri yapıyorum yani. Biz turşucuyuz. Bazen bizim bile eşlerimiz evde turşu yapıyor. Kuruyorlar, deniyorlar. Hani insanlar deneyebilir tabii. Püf noktaları da anlattığım gibi yani. Tuz oranı az olmayacak. Yani göz miktarı bir oran o yani. İşte ne bileyim 1 litre suya mesela 2 kaşık veya 3 kaşık tuz herhalde yeterli olacaktır. Tuz fermanteyi biraz hızlandırmak için nohut atabilirler birkaç tane. Mesela defne yaprağı yakışır, atabilirler. İşte bazıları tane, karabiber falan atıyorlar, atabilirler. O şekilde turşularını kurabilirler. Hani güneş ışığının ya da sıcaklığın olduğu bir yere kurarlarsa da 3 hafta, 4 hafta gibi bir süreçte turşuları oluşumunu tamamlar. Doğru şeyleri kullanırlarsa ve dediklerimize uyarlarsa güzel bir şekilde tamamlar. Zaten dediğimiz gibi olmazsa büyük ihtimal o işleyişteki noktalardan birinde büyük ihtimal bir sıkıntı yaşanmıştır. Ya sebzede ya tuzda. Orada sıkıntı yaşanmış olabilir ki yaşanabilir. Biz bile yani kaç yıldır bu işi yapıyoruz. İnanın biz bile çok sıkıntı yaşıyoruz yani şu an günümüzde. Evet tabii turşunun bir kokusu var burada. Buram buram geliyor turşu kokusu. Böyle bir yerde çalışmak nasıl, bu işi yapmak nasıl bir duygu? Vallahi keyifli. Burası 35 senelik bir dükkan. Yani artık tarihi diyebileceğimiz bir yaşa yaklaşmış bir dükkan. Buranın tarihinden de biraz bahsedelim isterseniz. Valla dükkanımız Beyoğlu Balık Pazarı'nda. Zaten Beyoğlu Balık Pazarı İstanbul'un en eski çarşılarından biri. Yani İstanbul'da insanların bu kadar yoğun olmadan, işte bu kadar her şeyin olmadığı dönemlerde bir şey arayacağı zaman nerede bulursun sorusuna cevap olarak Beyoğlu Balık Pazarı derlermiş yani. Tarihi bir lokasyon. Güzel esnafların, işte eskiden daha çok gayrimüslim esnafların olduğu, gayrimüslimlerden de işte yavaş yavaş Türk esnaflara geçen bir yapısı var. Öyle pazarın içinde yer alıyoruz. Mutluyuz burada olmaktan. Keyifliyiz yani. Müşterilerimizi seviyoruz. Şimdi aslında amcam ve babam ilk olarak başlıyorlar tezgahta. Dedem daha çok üretim kısmında yer alıyor. Dedem çok tezgah kısmında yer almıyor. Ortanca amcam ve babam başlıyorlar. Hatta bu dükkanda değil yani şu karşıda daha ufak bir dükkanda başlıyorlar. Sonra buraya geçiyorlar. Başlıyorlar, devam ettiriyorlar. Sonra işte üçüncü kuşak olarak biz destek vermeye başladık. Okulumuzu bitirdik, işlerimizi bitirdik. Biz geldik. İşte biz onlara yardım ediyoruz. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz onlardan. Hem esnaflık hem de mesleğimiz hakkında. Yani seviyoruz işimizi. Yani klişe ama gerçekten seviyoruz yani. Keyif alıyoruz. Şimdi özeniyoruz. Dikkat ediyoruz. Her gün biz yiyoruz. Evimize götürüyoruz. Evimizdeki insanlar yiyor. Eşimiz yiyor. Çocuklarımız yiyor. Herhalde onun dışında bir şey söylemeye gerek yok yani. Şimdi turşuculuk bir sanata dönüşmüş durumda aslında. Çünkü herkes turşu yapamıyor malum. İşimize sanat gibi yaklaşıyoruz yani. Çok emek verdiğimiz için bizim için böyle çocuk gibi yani. İnsan nasıl çocukla ilgilenir? Biz de çocuk gibi işimizle ilgileniyoruz. Zaten hani etrafı gördüğünüzde de işte renkler, çeşitler. Gerçekten insanlar da geldiğinde şaşırıyor. Yani esprili takılıyorlardı hatta bize. Yani gerçekten yaptığınız sanat gibi diye. Aslında bir sanat kısmı da, sanatkarlık kısmı da var yani turşunun. Yani sonuçta bir ustalık içeren bir şey. Bir zanaatkarlığı, bir sanatı var yani. Peki sebzeler çok taze olması gerekiyor dediniz. Anlaştığınız yerler var mı böyle Türkiye genelinde? Biz genelde domates yerli, oradan gelsin, biber buradan genelde gelsin. Genelde yerli tohum üretim yapan kendi yerli çiftçimizden sebze tedariği yapıyoruz. Ona özen gösteriyoruz, hassas davranıyoruz. Zaten biliyorsunuz ülkemizde belli sebzelerin meşhur olduğu iller var. İşte
İşte mesela Çanakkale'mizin domatesi çok meşhur. İşte Çanakkale'den domates alıyoruz. İşte Bursa bölgesinden salatalık temin ediyoruz. Onun dışında da işte tüm sebzeler yine o Bursa civarında, imalatın da orada olması kaynaklı. Bursa civarında yerli üretim yapan çiftçimizden tedarik ediyoruz yani. Öyle sabit bir yer yok. Öyle yani kurumsal bir yapı yok orada. Orada köylüyle konuşuyorsun. Köylüyle ilişkilerini geliştiriyorsun. O şekilde hallediyoruz yani. Ne güzel. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor buraya sebze, meyve. Tabii. Yani Türkiye'nin dört bir yanından sebze geliyor. Turşu oluyor. Biz de burada keyifle satıyoruz yani. Sonra sofralarımıza geliyor tabii. Evet. Buranın... En son sofralarımıza geliyor. Sonrasında dönüşler oluyor mu size buradan alıp eve gidip sonra da çok beğendik diyenler? Vallahi o konuda müşterilerimiz sağ olsun yani gerçekten çok olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Hani işimizi ne kadar aslında doğru ve severek yaptığımızı bize biraz da gösteriyor. Yani biraz sağlama gibi bir şey geri dönüşler. Geri dönüşler oluyor, mutlu oluyoruz yani biz de. Hatta bir müşterimiz var. Torunu şu turşuyu çok seviyor. İşte yolu da bu taraflara düşmemiş yani. Biraz uzakta oturuyorlar. İşte başka bir yerden temin etmiş turşusunu. Torunu da anlamış, yememiş. Ya o ertesi gün geldi hemen buraya, anlattı bize de. Ya dedi, torun bile anladı dedi, yemedi dedi. Dedi ki turşu almaya geldim filan. Güzel şeyler tabii böyle geri dönüşler almak yani. Artık biliyorlar sizin ürününüz olup olmadığını. Ya tabii aynen. Yani sonuçta gıda olduğu için damak bir lezzete alıştığı zaman farklı bir şey yiyince iyi veya kötü ayırt ediyor yani. Evet. Burada hijyen de çok önemli. Pandemi döneminde biliyorsunuz hijyen üst seviyeye çıktı bütün yurtta ama hep öyle olması gerekiyordu aslında. Siz nasıl? Valla biz biraz bu konuda hassas olduğumuz için açıkçası pandemi falan bizi pek şey yapmadı. Zaten biz normal rutinde de pandemiye uyar gibi titizlikle devam ediyormuşuz, onu anladık yani. Hatta eczacılar, doktorlar gelip de dükkanımıza yani eczaneden, hastaneden temiz bile dedikleri oluyor. Biraz hassasız bu konuda. Ciddi hani hem koronadan, pandemiden önce çok ciddi temizlik, titizlik konusunda dikkatliydik. Hem de pandemiyle beraber yani daha da arttırarak devam ediyoruz. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Biz de kalabalığız biraz. Yani hastalıkla ilgili de bir sıkıntı yaşamadık. Müşterilerimize de yaşatmadık. Nasıl, her gün içiyor musunuz turşu suyu? Her gün yiyoruz turşu. Yani hem lezzetini kontrol etmek amaçlı hem de sevdiğimiz için her gün yiyoruz yani. Peki bir de şey sorayım. Turşu suyu ve turşu arasında da böyle bir fark var aslında. Bazıları turşu suyunu çok seviyor, bazıları turşunun kendisini çok seviyor. Evet. Burada hangisi daha çok talep ediliyor? Yani suyuyla beraber turşu tüketildiğinde su da ayrı bir lezzet verir turşuya yani. Ama genelde hani birisi suyunu seviyor, suyunu içer. Turşusunu seven turşusunu yer. Yine bir şekilde tatlıya bağlanır yani. Öyle düşünüyoruz biz. Siz ikisinin bir arada tüketilmesini öneriyorsunuz. Tabii ikisi her zaman daha keyifli olur yani. Yani susuz çünkü muhafaza etmek de zor. Suyuyla beraber daha lezzeti de artar, daha keyifli olur yani. Peki şöyle kapalı ürünlerden bahsedelim isterseniz. Fabrika ürünlerinden bahsedelim. Arasında fark nasıl? Şimdi... Burada yapılanla o fabrikasyon ürünleri arasındaki yani fark. Şimdi fark nasıl derseniz sonuçta orada satılan ürün de gıda koşullarına veya gıda kanunlarına uygun ki orada satılabiliyor. Ama tabii onlar da raf ömrü uzun olması gerektiği için yani ürün yeri geliyor bir sene rafta kalması gerektiği için içine konulan malzemeler farklılık gösterebiliyor. Yani bunlar ne işte belli oranlarda kullanıyorlar büyük ihtimal ama İşte kimyasal önleyiciler, kimyasal koruyucular, işte bunlar neyi korur? Rengi korur, sertliğini korur. Bunları kullanıyorlar yani. Doğal turşu hani eskiden yapıldığı gibi eski yöntemlerle yapılan turşunun faydası çok çok fazla. Vücuda, özellikle bağırsak kolorasına çok faydalı. Ama mümkün oldukça hani insanları bildikleri yerden, esnaftan, çarşıdan, pazardan alışveriş yapmaya çağırıyoruz yani ki küçük esnaflarda bir nebze olsun ayakta kalabilsin hem de alışveriş kültürü devam etsin yani. Tamam her şeyin tek bir çatı altında satıldığı
Mekanlar güzel belki, göze hoş geliyor ama öyle bir çarşıdan alışveriş yapmak, işte kasabından etini, manavından sebzeni, turşudan turşusunu almak da ayrı bir keyif. Yapmayanlara tavsiye ederim yani, böyle bir Beyoğlu'na yolları düşerse şöyle bir çarşıya çıkabilirler bir alışveriş turuna. Evet, hemen merak edilen bir soruyu daha sorayım. Şimdi cam kavanoz ve burada plastik bidondan bahsediliyor. Hangisi? Burada fark oluyor mu? Cam kavanoz dediğiniz şey, turşucular biz evde yapmıyoruz. Bir kilo, iki kilo yapmıyoruz yani. Şimdi ben yeri geliyor bir ton turşu yapıyorum yani. Bir ton turşuyu benim cama kurma imkanım yok. Yani şu an 2020 yılındayız. Teknoloji de 2021'e girdik hatta. Teknoloji de gayet ilerledi. Yani gıdaya uygun, herhangi bir kimyasal falan içermeyen gıdaya uygun, gıdada kullanılan, sadece turşu da değil birçok gıda sektöründe kullanılan kaplar var. Yani plastik şu an evimizde de herkes kullanıyor yani, biz de kullanıyoruz. Büyük gıdaya uygun kaplarda yapılıyor bunlar. Ama sonrasında turşu oluşumunu tamamladıktan sonra tabii isteğe göre cama çekilebilir. Bizde zaten çoğu ürün genelde cam kavanozlardadır. Evde de hani cama kurabilir ya da daha fazla yaparsa sonradan cama aktarılabilir. Hani onun bir etkisi olduğunu düşünmüyorum yani. Yani çünkü çok büyük miktarlar yani. Zaten öyle bir cam bir kap bulmak zor. Yani çok eskiden yine cam değil ama neymiş? Babaannelerimiz falan tahta fıçıları yaparlarmış. Şu an zaten tahtanın da yerini o tarz gıdaya uygun maddeler yerini aldı yani. Tahtanın yerini, öyle diyeyim size. O zaman daha mı güzelmiş tahtada yapılırken tadı? Yani eskiden ne güzel değildik. Eskiden olan her şey daha bir keyifli, güzelmiş yani tabii. Ama tahtanın orada nasıl bir tat verme özelliği vardı? Ya tahta bir muhafaza kabuğu yani. Herhangi bir lezzette bir etkisi değil de atmosfer olarak, görsel olarak belki bir etkisi olabilir yani. Çünkü biliyorsunuz bazı yemekler tat versin diye tahta kaşık da karıştırılır evet, böyle. Evet evet. Dedim, onunla bir ilgisi mi var acaba? Büyük ihtimal yoktur ya onunla bir ilgisi. Onunla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum yani ama tabii eskiden o şekilde kullanılıyormuş yani. Efendim turşu suyunun faydaları da saymakla bitmiyor. Onu da ustamıza soracağız. Efendim merhabalar, sizi merhabalar, tanıyalım. Merhabalar, ben Özgür. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Bu işi 35 yıldır yapıyorum. 35 yıldır evet, turşuyla uğraşıyorsunuz. Firmanın kurucularındanım. Ne güzel. Turşu evet. Suyunun faydaları saymakla bitmiyor dedik. Ne faydaları böyle? Tabii ki kesinlikle. Turşu suyu bir kere özellikle C vitamini barındırdığı için özellikle gribe karşı son derece faydalıdır. Son zamanlarda bu koronayla, koronadan dolayı da koronaya karşı ne kadar faydalı olduğu zaten kanıtlandı. Böyle veriyorsunuz bardak bardak. Kesinlikle tabii ki. Nasıl talep peki turşu suyuna? Valla talep eskiden de fazlaydı. Şimdi daha da biraz daha arttı. Eskiden de talep vardı. Turistlerin uğrak noktası burası. Geliyor mu turistler bize turşu suyu verin diye? Tabii tabii kesinlikle zaten. Yurt dışında da gelmeden önce burayla ilgili bilgi edindikleri için bizle de ilgili internet sayfalarında oldukça fazla bilgiye yer edindiği için geldikleri zaman muhakkak buraya uğruyorlar. Bize de. Beycilerimize bir tavsiyeniz var mı turşu konusunda? Tabii ki özellikle kış aylarında özellikle bol bol turşu tüketsinler. Turşu çünkü sağlıktır. En azından kış hastalıklarından korumak için doğal antibiyotik diyebiliriz yani. Turşunun yanında olmazsa olmaz diye. Valla turşu sadece pilav, kuru fasulye değil, her türlü yemeğin yanında yenebilen bir ürün. Salatayla uğraşmaktansa pratik, hemen hazır sofraya koyabilirsiniz. Hemen onu hazırlasınlar, tabii, koysunlar. Orada yani. Da bir pratik çözüm sundunuz. Daha sağlıklı, daha faydalı. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Turşuyu mesela yani her yerden alınmaz. Turşuyu bir kere aldığınız yerin şeyi çok önemli. Nasıl yapıldığı çok önemli. Ondan sonra yani doğal olması çok önemli. Ondan sonra doğal yapılan her şeyin faydası kesinlikle vardır. Ama içerisine farklı şeyler girdiği zaman yani ne kadar turşu da olsa hiçbir faydası yoktur. Efendim Gezen Mutfak programında bu hafta turşu dünyasını uzandık. Görmüş olduğunuz gibi onlarca çeşit turşu var. Hepsi tezgahlarda yerini almış durumda. Ustamız püf noktalarını anlattı. Özellikle salgın döneminde talebin oldukça arttığını da söyledi. Turşu dünyasındaki püf noktaları konuştuk. Siz de isterseniz evinizde, isterseniz de gelip buradan alabilirsiniz diyelim. Gezen Mutfak programının sonuna geldik. Hoşça kalın.